أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد من جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم الفاتحة Yeah, I'm going to stare at you. Slow.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله العظيم إلى آخر الآيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جناب حق Rabbul Felak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri cümlemize medet-ü inayet ve lütfu hidayet eyleyip tevfikat-ı semedaniyesine rafik eyleye. Ol makarr-ı iman ve menzar-ı rahman olan kalplerimizi zulümat-ı cehiliyeden feyazan eyleyip envar-ı Kur'aniye ile tenvir eyleye. Sohbetimize mukaddime, merhum ve merhumelerimizin ruhlarına hediye olması niyetiyle, aşk ile, şevk ile buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Rabbi Rahim-i Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri, son nefesimizde ol kelime-i tayyibe-i münciyeyi terennüm ederek şu fani dünyadaki sayılı nefeslerimizi tamamlamayı ve ebedi hayata günahsız bir şekilde göç etmeyi cümlemize nasip eyleye. Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun ki bir mübarek Kurban Bayramı'nı daha idrak ettik. Ailemizle, sevdiklerimizle bayramlaştık. Kurbanlar kesildi. Yardımlar yapıldı. Fakirlere, muhtaçlara etler dağıtıldı. Rabbim kesilen kurbanları, yapılan yardımları, hayru hasenatı dergah-ı izzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eylesin. Yüce Mevlam rızası için yapılan ve mebrur, makbul olan amellerden eylesin. Cenab-ı Hak bu dünyada bir takım amelleri gerçekleştirip, zahmetlere girip, maddi manevi yorgunluklar yaşayıp
sonra da yarın ahirette bu amellerin yüzümüze çarpılmasından muhafaza eylesin. Kıymetli müminler, Kurban Bayramı'ndan önceki sohbetlerimizde 5 hafta boyunca kurban ibadetinden bahsettik. Hem kurban sohbetleri yaptık, hem de kurban ilmihali yaptık. Aynı zamanda kurbanın fıkhi hükümleriyle ilgili bilgiler de aktarmaya gayret ettik. Bugünkü sohbetimizde, dersimizde Allah nasip ederse iyi kulların, Allahu Teala'nın tanımıyla iyi kulların yarın ahirette göreceği mükafatlardan bahsedeceğiz. Ve bu iyi kulların özelliklerinden bir tanesi de sözlerinde durmaları, sözlerini yerine getirmeleri. Bir nezirde, bir adakta bulunduklarında o adaklarını harfiyen icra etmeleri iyi kulların bir özelliği olarak ayetlerde sayılacak. Bu meyanda sohbetimizin son yarımında inşallah adak kurbanından bahsedeceğiz. Teferruatlı bir şekilde adak kurbanı nedir? Adak kurbanının fıkhi hükümleri nelerdir? Çünkü hayatımızın içerisinde çok karşılaştığımız bir konu. Bize adak kurbanı ile ilgili çok sorular da geliyor. İnşallah adakla ilgili kısa kısa soru cevaplara da bugünkü sohbetimizde yer vereceğiz inşallah. Yüce Rabbim bizlere hüsnü ifade, güzel bir anlatım, sizlere hüsnü istifade, güzel bir anlayış, güzel bir kavrayış ihsan eylesin. Rabbim okuduklarımızla, dinlediklerimizle, öğrendiklerimizle samimi bir şekilde amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Muhterem müminler, 29. cüzde Kur'an-ı Kerim'in sonlarında 29. cüzde İnsan Suresi diye bir sure var. İnsan Suresi. Hiç bugüne kadar biliyor muyduk bunu? Bizim adımıza bir sure olduğunu, insan diye bir sure olduğunu hiç duymuş muyduk? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bir bölüm ayırdı. İnsanlara bir bölüm ayırdı. Belki de birçok insanın bu sureden haberi yok. Bak, insan diyoruz değil mi? Dünyada milyarlarca insan var. Allahu Teala da işte bu insan adına bir sure indirmiş. Kelime olarak Arapça bir kelimedir insan kelimesi. Ve bu surede bizlere Rabbimiz iyilerin mükafatını haber veriyor. İyilik yapan kulların yarın cennetteki o muhteşem hayatlarını anlatıyor. Geliniz hep beraber şöyle İnsan Suresi'ne bir göz atalım ve iyilerin erecekleri, mükafatları okuyalım ki bizler de heveslenelim, iyilerden olalım ve mükafatlara nail olalım inşallah. İnsan Suresi 5. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah, Bismillah. İnnel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizâcuha kâfûrâ. İyiler dünyada Allahu Teala'nın iyi diye adlandırdığı kullar katkısı kâfûr olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir kadehten içiyorlar. Katkısı ise kâfurdan. Kâfur dediğimiz böyle kokusu çok güzel, içimi çok güzel bir içecek ya da bir pınar da olabilir. Bundan içecekler iyilik yapan kullar. Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira. Onların bu içeceği öyle bir su kaynağı ki ondan Allah'ın kulları içerler. Güzel yollar açarak onu akıtırlar da akıtırlar. İçmeye doyamayacak onu Allahu Teala'nın iyi kullar. Şimdi şu sıcak yaz gününde en çok aradığımız şeylerden bir tanesi nedir? Sudur, öyle değil mi? İçeceklerdir. Terliyorsunuz, terliyorsunuz, bir ortama giriyorsunuz. İlk istediğiniz şey ne oluyor?
Su, bana bir su getir diyorsunuz. Hele hele bulunduğunuz yerde size böyle güzel, orijinal, doğal meyve suları ikram edilirse, bir üzüm suyu, bir üzüm şırası, bir dut şerbeti, değil mi şimdi? Dut mevsimindeyiz. Bir dut şerbeti ikram edilirse keyfinize diyecek yok. Ya işte o cennette de iyi kullara böyle güzel içecekler ikram edilecek, kadehler halinde. Tabii ki cennette ırmaklar var muhterem müminler. Kur'an-ı Kerim'de bize Rabbimizin anlattığı 4 tane ırmak var cennette. Bunlardan bir tanesi su ırmağı. Ama öyle bir su ki içerisindeki vitaminlerle, minerallerle oynanmamış. Sağlıklı su. Rengi değişmemiş, kokusu değişmemiş, tadı değişmemiş, saf su var, su pınarı var, su ırmağı, su nehri var cennette. Oraya girenler kana kana içiyorlar o suya. Şimdi düşünsenize bir yaylaya çıktığınızı, 1500-2000 rakıma çıktığınızı, kaynağından suyu içtiğinizi, buz gibi, çelik gibi su içmeye doyamıyorsun. Bu pet şişelerdekine benzemiyor. Böyle pet şişe sularına benzemiyor. Doğal su. İç iç, kanamıyorsun. Cennetin suyunu düşün nasıl olur. Böyle bir ırmak var su ırmağı. Başka bir ırmak var bal ırmağı, bal. Ya ama öyle bir bal ki saf. Sadece bal. İçerisinde herhangi bir katkı katılmamış. Şeker, glikoz yok. Doğal bal. Şimdi nerede bulacaksın doğal balı? Ara ki bulasın. Arılar bile artık eskisi gibi doğal arı değil ki. Tabiat değişti, dünya değişti. Doğal bir şey bulmak zor. Orada böyle saf bal ırmakları var. Irmak. Şimdi sen kiloyla alıyorsun evine. 1 kilo, 2 kilo hesap yapıyorsun nasıl alacağım diye kaliteli orijinal baldan. Öyle değil mi? Pahalı çünkü orijinaller. Orada Mevlamız bir nehir yapmış. Bal akıyor oradan. Bal. Hayal edebiliyor musunuz böyle? O kadar arıyı nerede bulacaksın? Rabbimiz cennette bunu ikram edecek. Başka bir ırmak var, başka bir nehir var. Ne ırmağı? Süt. Süt. Ama öyle bir süt ki وَاَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ. Tadı hiç değişmemiş bir süt ırmağı var. İçine su karıştırılmamış. Hani köyde orijinalinden içersiniz, böyle yanık kokusu gelir sütten, değil mi? Böyle yanık kokusu gelir. Ya öyle güzel sütler vardır. Keçi sütü vardır bazı yerlerde, öyle değil mi? Dolayısıyla o cennette böyle tadı zerre kadar değişmemiş sütler var. Sütün ırmağı var, sütün nehri var muhterem müminler. Bitti mi? Bitmedi. وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِشَارِب۪ينَ. İçenlere lezzet veren şarap ırmağı var cennette. Şarap ırmağı. Hocam sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Lafı evirdin, çevirdin, şaraba bağladın. Nasıl bir yer orası? Evet, Rabbimiz haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de. 4 nehirden bir tanesi şarap nehri. Ama içenlere lezzet veren, aklı insanın başından almayan, sarhoşluk yapmayan helalinden şaraplar var cennette. Ya o ki bu dünyada sabrettin, bu dünyada harama meyletmedin, günahı içmedin, günaha bulaşmadın, Mevlam sana cennette su ırmaklarından, bal ırmaklarından, saf süt ırmaklarından, helalinden şarap ırmaklarından ikram edecek, doyasıya içeceksin inşallah. Ya. Bu dünyada sabredenlere mükafat var muhterem müminler. İşte bu iyi kullar cennette böyle kadehlerden, böyle ırmaklardan doyasıya, kanasıya içecekler. Peki kimdir o iyi kullar? Onların özellikleri nedir? Bir öğrenelim bakalım. Şimdi bu kadar güzelliği anlattık. Cennetin mükafatlarını anlattık. Kimler erecek bu mükafatlara?
yufune bin nezri ve yehafune yevmen kâne şerruhu mustatîrâ. Onlar adaklarını yerine getirirler. Bak, iyiler kimmiş? Bu mükafatlara erecek olanlar kimlermiş? Adaklarını yerine getirenlermiş. Dünyada eğer bir konuda adak adadıysa bu adağını yerine getiren kişilerdir. Adak nedir? Biraz sonra onu izah edeceğiz inşallah. Kötülüğü etrafı sarıp sarmalayan bir günden korkarlar. Ya ahiretten, kıyamet gününden, cehennem ateşinden korkarlar bunlar. Bunların özellikleri bu. Bir iş yapacağı zaman her daim Rabbine danışır, peygamberine danışır, kitabına danışır, vicdanına danışır. Kendi aklına göre, kendi kafasına göre hareket etmez. Cehennem azabından korkar bir Müslüman. Dışarıya çıktığı zaman, sokağa çıkarken giyimine, kuşamına dikkat eder, riayet eder. Tesettürüne riayet eder. Alışverişine dikkat eder. Evine, çoluk çocuğuna götüreceği rızka dikkat eder. Helalinden olması için. Niye? Ateşten korkar çünkü. Azaptan korkar çünkü. Hesaptan korkar çünkü. Daha nedir o İyi kulların, bu cennetteki mükafata erecek kulların özelliği? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا. Yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler. Seve seve. Yani hiç sakınmaz ondan malını. Birisine yedirirken ya bu yiyor ama malımdan da azalıyor diye asla düşünmez. Yedirdiği kişiden bir karşılık beklemez. Fakire, yolda kalmışa, esire, muhtaca seve seve yedirir. Canı gönülden ikram eder. Hem de öyle bir ikram ki اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُر۪يدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Yedirirken de şunu söylerler. Biz sizi yedirirken sadece Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir teşekkür ne de bir karşılık asla beklemiyoruz. Ne kadar önemli, öyle değil mi? Bazı insanlar var, yemek yediriyor, iyilik yapıyor, yardım ediyor, sonra da başa kakıyor. Ne kadar kötü bir şey. Bakınız, bir insanın daha sonradan eza ve cefaya dönüştüreceği, daha sonradan karşısındaki muhatabının başına kakacağı bir hayırdansa, bir para yardımındansa, bir yemek yedirmektense bunu yapmaması daha hayırlıdır. Adama bir kap çorba içirdi, iş yerini kurarken yardım etti, arabasını alırken destek oldu, evini alırken yardım etti. Sonra da her gördüğünde söylüyor. Ya bu arabayı da var ya benim yardımımla aldı, biliyor musun? Bu adama da filanca yerde şöyle yemek yedirmiştik. Bu adamın da evini alırken az yardım etmedik. Bunu diyecekse hiç yapmasın. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا. Rabbimiz diyor ki peşinden başa kakılacak bir yardımdansa bunun yerine tatlı bir söz çok daha iyidir. Adama söyleyeceksen yardımı hiç yapma diyor Cenab-ı Allah. Adamın başına kakacaksan hiç yardım etme. Bunun yerine ne yap? Tatlı bir söz söyle yeter. Geldi senden yardım istiyor, para istiyor. Müsait değilim kardeşim. Yardım yapamayacağım. Başına kakacaksan hiç yapma, bu kadar söyle yeter. Allah işini rast getirsin de, Allah kolaylıklar versin de, Allah sana bol geniş rızıklar versin de, dua et, gönlünü al adamın. Ama yeter ki yardım ettikten sonra başına kakma. Büyükler der ki, bir şeyi kesinlikle unutacaksınız,
Bir şeyi ise asla unutmayacaksınız. Unutacağınız şey nedir? Başkasına yaptığınız iyilikleri unutacaksınız. Bir daha hiç hatırlamayacaksınız. Ben sana filanca gün şöyle bir yardım yapmıştım, hatırlıyor musun? Ben sana filanca yerde şöyle bir destek olmuştum, hatırlıyor musun? Asla böyle bir şey yok. Müslüman ahlakına yakışmaz. Neyi unutmayacağız? Başkasının bize yardım yaptığı yardımları asla unutmayacağız. Vefalı olacağız, vefalı. Evlenirken bize birisi destek oldu. Bunu asla unutmayacağız. Zorda kalmıştık, darda kaldığımız bir günde bir din kardeşimiz imdadımıza yetişti, bize yardımcı oldu. Bunu asla unutmayacağız. Ama kendi yaptığımız yardımları unutacağız. Bazen böyle kardeşlerimiz dertleniyor, geliyor diyor ki hocam filancaya şu kadar yardım ettim, filancaya şu kadar destek oldum ama bana nankörlük etti, karşılığını vermedi. O zaman ne diyoruz? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. İyiliğini yap, suyun içine at. Sen suyun içine atıyorsun, yem veriyorsun. Balık bunun farkında mı? Değil. Kalkıp sana teşekkür ederim, Allah razı olsun diyor mu? Demiyor. Ama balığın sahibi, Halik, balığı yaratan senin yaptığın iyiliği görüyor mu? Görüyor. O bunun farkında. Geçenlerde arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte bir adaya gittik. Orada biraz vakit geçirelim, suya girelim, piknik yapalım niyetiyle. Akşamüstü dönmemize yakın iki kişi geldi. Küçük bir kayıkla birlikte. Kovalarında balıklar var. Hazırlamışlar önceden. Biz de şaşırdık, baktık ne yapacaklar. O kovalarındaki balıkları getirdiler. Adada kimseler yok. Kenarda kediler var. Meğerse o kediler de biliyormuş. O balıkları kedilerin olduğu yere götürdüler, boşalttılar. Kova kova balığı, orada kediler hepsi toplandılar, yediler. Ya, bak şu iyiliği görüyor musun? Mobese yok. Kamera kaydı yok. Bunu yaptıktan sonra şöyle selfie çekip biz de filanca yerde kimsenin olmadığı yerde kedilere balık yediriyoruz diye bir şey yok. Zerre kadar kibir, gurur yok. Bunu niye yapıyorlar? Gönülden yapıyorlar. Rabbim onlara ömür boyunca İslam'ı yaşamayı nasip eylesin. İmani bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Bu merhametleri karşılığında iman ehli olup cenneti cemali kazanmayı nasip eylesin. Ne iyi niyetli insanlar var. Ne güzel kalpli insanlar var. Onların yanında olmak lazım. Onlara destek olmak lazım muhterem müminler. Bizim de böyle olmamız lazım. Bir yardım yaptığımızda o yardımı illaki fotoğrafla çekmek zorunda değiliz. He, bir vakıf olur, resmi kuruluş olur. Şimdi biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliyiz. Bazı resmi görevlerimiz dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Halkımıza bunları göstermek gerekiyor. Hayır sahibine göndermek gerekiyor. Mesela diyorsun ki Afrika'da kurban kestik. E şimdi hayır sahibine ne yapıyorsun? Fotoğrafını, videosunu çekip gönderiyorsun. Bak senin adına kurban kesilmiştir. Bu güzel bir şey. Adam da ikna oluyor. Öyle değil mi? İsmi okunuyor. Besmele çekiliyor, kurbanı kesiliyor. Aa diyor, ben kurbanımı gönderdim diyor. Bak fotoğrafı, bak videosu geldi, ikna oluyor. Bunda bir problem yok. Ama yaptığımız şahsi işleri çekmek doğru olmaz. Hani kurumların, vakıfların yaptığı işleri çekmeleri ayrı. Bir sorumluluk vardır çünkü. Halk vakfa bir yardım yapıyor. E, o vakıfta ne yapıyor? Bakın diyor, bu sizin yardımlarınız diyor. Ama biz şahsi olarak yaptığımız yardımları böyle insanların gözü önünde ortaya koymamamız lazım. Rabbimizle aramızda olsun. Ve birisine bir iyilik yaptığımızda bunun karşılığını sadece kimden beklemeliyiz? Allah Celle Celaluhu. Bak ne diyorlar? İnnemâ nut'imukum li vechillah. Biz sizi sadece Allah rızası için doyurduk. La nuridu minkum cezaen. Sizden bir karşılık beklemiyoruz. Ve la şükura. Hatta teşekkür bile beklemiyoruz. Bize teşekkür bile etmenize gerek yok. Gördün mü Ebrar'ı? Gördün mü cennet pınarlarından içecek adamı? Ya Rabbim bize bu olgunluğu nasip eylesin. Benlikten, kibirden, gururdan muhafaza eylesin.
İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Çünkü biz insanların yüzünü ekşiten aksık suratlı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Ya olur da yaptığı iyiliğe bir kibir karıştırırsa, bir gurur, bir benlik karıştırırsa, biz de şu kadar adamı doyurduk, biz de şu kadar adama yedirdik, biz de şu kadar fakire yardım yaptık diye Allah muhafaza benlik yaparsa, kibir yaparsa, o zaman iyilik yaptığı şey belki de Allah muhafaza kıyamet gününde başına dolanacak. O başkalarının başına kaktığı işler kıyamet gününde o adamın başına kakılacak. Allah muhafaza eylesin. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا Allah-u Teala da onları o günün kötülüğünden korur ve kendilerine bir parlaklık ve mutluluk verir. O ki onlar bu güzel işi yaptılar, bu olgunluğu gösterdiler. Cenab-ı Allah da onları o kıyamet gününün, o dehşetli günün şerlerinden, kötülüklerinden koruyacak. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا Sabretmelerine karşılık onlara bir cennet ve bir ipek elbise verir. Ya sabırlarının karşılığı olarak Rabbimiz onlara cennet verecek. Orada özel ipek elbiseler, kıyafetler verecek. Yüce Rabbim hepimize Ebrar diye bu İnsan suresinde anılan gerçek iyilerden olmayı nasip eylesin. Sorsak hepimiz iyiyiz. Kimse kendine kötü demez. Her nefis kendine der ki ben çok iyi bir adamım, ben çok iyi bir kadınım, ben çok iyi bir filancayım, ben çok iyi bir patronum, ben çok iyi bir arkadaşım, ben çok iyi bir dostum. Herkes kendine çok iyi der. İnanın bizim kendi kendimize iyi olduğumuzu söylememizin çok da fazla bir manası yok. Etrafımızdaki insanların bizim hakkımızda iyi demesinin de aslında çok fazla bir manası yok. Niye? Ben senin için kendi menfaatimi düşündüğümden dolayı iyi diyebilirim. Bu adam çok iyidir. Niye? Menfaatim var ya senden. O yüzden ne yapıyorum? Bu çok iyi bir adamdır ya. O da bana iyi desin. Değil mi? Şimdi sosyal medyada takip ediyor birbirini. Ben seni takip ediyorum, sen de beni takip et. Karşılıklı takipleşelim. Ben seni takip etmezsem ne olur? İstemiyorum belki yani, değil mi? Ya da sen beni takip etmeyebilirsin, sırf ben seni edebilirim. Sen bana iyisin dedin. Ben sana iyi demek zorunda değilim ki. Belki de sen tam manasıyla o iyiye uymuyorsun. Yani her şey çıkar ilişkisine dönüşmemesi lazım. Sahici olmamız lazım. Dost doğruyu söyleyendir. Dost yeri geldiğinde acı söyleyendir. O yüzden bazen insanların bizim hakkımızda iyi demesinin de çok bir manası yok. Asıl olan nedir? Asıl olan alemlerin Rabbinin bizim hakkımızda iyi demesidir. Ya ey kulum, sen Ebrar'dansın. Sen iyilerdensin ey kulum. Rabbimiz söylüyor mu? Önemli olan bu. Anamız demiş, babamız demiş, karımız demiş, kocamız demiş, çocuğumuz demiş, komşumuz demiş. Vallahi asıl önemli olan bu. He onlar desinler, demesinler demiyorum. Ama asıl olan Rabbimizin bizim için iyidir demesi. Cenab-ı Hak o Ebrar'dan olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İnşallah. Amin. Muhterem müminler, İnsan suresinde 7. ayet-i kerimede bu cennetteki mükafatlara erecek Ebrar diye isimlendirilen kulların bir özelliğini söyledi bize Rabbimiz. Buyurdu ki yufune bin nezri, onlar nezirlerine sadıktırlar. Yani adaklarını yerine getirirler dedi. Şimdi biz de buradan ne yapacağız? Adak konusuna bir geçiş yapacağız. En azından bakalım bu bir özellik bizde var mı? Hayatımızda başımıza gelir ya, olur ya, bir adak konusuyla karşılaşırız. Bu konuyu en azından kurtaralım. Şöyle bir özelliğimiz olsun hiç olmazsa. Başka ayet-i kerimeler de var konuyla ilgili. Adak dediğimiz şey nedir? Adak bir insanın
o çeşitten farz ya da vacip ibadetin olması şartıyla bir konuda yapacağı ile ilgili nezretmesidir. Yani yemin gibi bir şeydir adak. Mesela diyor ki, ben Allah için bir kurban adıyorum. Ben Allah için bir kurban keseceğim dedi. Herhangi bir şarta bağlamadı. Bu bir adak mıdır? Adaktır. Hatta en makbulü de bu diyor kitaplar. Yani hiçbir şart koşmadan, hiçbir karşılık beklemeden yapılan bu adak. Şükür niyetiyle, Allah'a şükür niyetiyle ben bir kurban adıyorum dedi. Bu kişi ne yaptı? Nezretti. Bir yemin gibi oldu. Bu kişinin kurban kesmesi ne oluyor? Vacip oluyor. Gerekli oluyor. Kesmesi lazım. Adak adayan kişi bu adağı kesmezse, imkanı olduğu halde kesmese ne olur? Günahkar olur, değil mi? Çünkü sözünü terk etmiş olur. Bir söz vermiş oluyor. Ya da ikincisi, adak şarta bağlı da olabilir mi? Bu da olabilir. Mesela dedi ki, evlenirsem bir kurban keseceğim dedi. Şu hastalığımdan kurtulursam bir adak adıyorum dedi. Efendim şu arabayı alırsam Allah için bir koç keseceğim dedi. Bunların hepsi bir adak sözüdür. Dolayısıyla bir Müslüman eğer bir konuda adak adadıysa bu adağını gerçekleştirmelidir. Peki adak sadece böyle kurbanla mı olur? Hayır. Oruç da adayabilir. Mesela dedi ki, evlenirsem 3 gün oruç tutacağım dedi. Evlendi, 3 gün oruç tutması lazım. Şirketi kurarsam efendim 4 rekat namaz kılacağım dedi. Böyle bir adak olur mu? Olur. Şu işim olursa bir fakire 200 TL para vereceğim dedi. Olur mu? Olur. Niye? Para vermek, zekat var böyle, değil mi? Bak, farz ibadet var çeşidinden. Böyle bir adak olur mu? Olur. Oruç tutmak, o çeşitte farz ibadet var. Böyle bir adak olur. Ama adam dese ki, efendim filanca iş yerine girersem Valide Atik Camii'nden Ayasofya Camii'ne kadar yürüyeceğim. Böyle bir adak olur mu? Olmaz. Niye? Böyle bir ibadet çeşidi yok çünkü. Olmaz. Ya da şimdi bak, hayır işlerden bahsettik. Bir de bu işin şer kısmı var. Kötülüğe adak adası. Dese ki filanca işim olursa kumar oynayacağım dese, Allah muhafaza. Böyle bir adak olur mu? Olmaz. Günah şeklinde haramla adak olur mu? Olmaz. Adak dediğimiz budur muhterem müminler. Dolayısıyla mümin sözünü yerine getiren kimsedir. Bak, Kur'an'da ebrar diye bahsedilen, cennette mükafata erecek kulların özelliği neydi? Yufune bin nezri. Nezirlerini yerine getirirler. Bir yemin ettiyse yerine getirir. Bir adakta bulunduysa yerine getirir. Niye? Söz verdi çünkü. Kime söz verdi? Rabbine söz verdi. Şimdi noter huzurunda bir söz verseniz, bir yazı yazsanız, mahkeme huzurunda bir imza atsanız, bunun aksine hareket edebilir misiniz? Edemezsiniz. E adak adadın, nasılsa noter yok, nasılsa mahkeme yok. Ada sallayalım gitsin, olur mu? Olmaz. Rabbimizle bir anlaşma yaptın çünkü. Müminlerin özellikleri neydi? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Onlar ki söz verdiklerinde sözlerini yerine getirirler buyuruyor Yüce Rabbimiz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ Ey iman eden kullarım, akitlerinize riayet ediniz. Akit yaptın. Ya Allah ile bir akit yapıyorsun sen burada, bir anlaşma yapıyorsun. Riayet etmen lazım. Ama adam insanlarla yaptığı anlaşmaya dikkat ediyor. Niye? İnsanlara mahcup olmayayım, dünyada bana ceza gelmesin diye. Rabbine söz vermiş, bir sürü adaklar adamış, bunları yerine getirmiyor. Niye? Kimse bilmiyor nasılsa. Olmaz. Mümin söz verdiğinde sözünü yerine getirir. Sözünü tutmuyorsa bu münafıklık alametidir. Peygamber aleyhisselam ne buyurdu? Ayetul münafiki selâsun. Münafıklık alameti 3 tanedir. İzâ haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ vaade ahlefe. Söz verdiğinde sözünden cayar. Ve izâ tumine hâne. Kendisine bir emanet verildiğinde emanete hıyanet eder. Bak, adağını yerine getirmeyen adam sözünü tutmayan adamdır. Bu bir münafıklık alametidir. O yüzden adaklara karşı son derece hassas olmak lazımdır muhterem müminler.
Peki, adakla ilgili bu girizgahtan sonra hemen şöyle kısa kısa soru cevaplarımıza geçelim. Adakla ilgili kurban hakkında sıkça sorulan Kurban İlmihali Diyanet İşleri Başkanlığımızın aynı eserden devam ediyoruz. Adağa özel bir bölüm ayrılmış, oradan okuyorum. 1. Adak kurbanı kesmenin hükmü nedir? Etinden kimler yiyemez? Bir kişi bir konuda eğer adak adamışsa bu kurbanı kesmesi vaciptir. Yani gereklidir. Eğer bunu kesmezse günahkar olur. Peki adak kurbanından kimler yiyemez? Adak kurbanı diğer kurbanlardan ayıran bir şey var. Akikadan, şükür kurbanından, kurbanda kestiğimiz uduhiyyeden, haçta kesilen hedi kurbanından, bunların hepsinden ayıran bir şey var. O da nedir? Adak kurbanını herkes yiyemiyor. Niye? Allah için adamışsın çünkü. Allah'a feda etmişsin. Kimler yiyemiyor? Bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler yiyemiyor. Yani zekat veremediğimiz kişiler, fitre veremediğimiz, fidye veremediğimiz kişiler adak kurbanından da yiyemiyorlar. Kimdir onlar? Bakmakla yükümlü olduğumuz kişileri sayıyoruz. 1. Usul ve furuğumuz. Kimdir usul ve furuğ? Usul, anne baba dede nine, neslinden geldiğimiz kişiler. Anne, baba, dede, nene, yukarı kadar usul deniyor. Furu kimdir? Neslimizden gelen kişiler. Oğul, kız, torunlar aşağı kadar devam ediyor. Başka kimse yiyemez? Eşi yiyemez. Karı, koca bunlardan yiyemez. Bakmakla yükümlü çünkü. Bir de zenginler yiyemez adak kurbanında. Anlaşıldı mı burası? Usul, furu, karı koca, zenginler yiyemiyor. Neslinden geldiklerimiz, neslimizden gelenler eş yiyemiyor, zenginler yiyemiyor adak kurbanında. Sadece adak kurbanında bu var. Diğerlerinde yok. Şükür kurbanından herkes yer. Akika kurbanı, çocuğunuz oldu, akika kestiniz, herkes yer. Kurban bayramında kestiğimiz etten herkes yer. Bunlarda problem yok. Sadece adak kurbanında var. Peki, oldu ki böyle bir kişi adak kurbanından yedi. Ne olacak? Yediği miktarda etin parasını fakire tasadduk edecek, fakire verecek. 2. Adak kurbanında bulunması gereken nitelikler, özellikler nelerdir? Geçen hafta sohbetlerimizde ayrıntılı bir şekilde anlattık. Kurbanda hangi şartlar gerekliyse adak kurbanında da hepsi aynen gereklidir. Yaşla ilgili şartlar aynen geçerli. Hayvanın sağlığıyla ilgili şartlar hepsi aynen burada da geçerlidir. Ben teker teker bu izaha girmiyorum. 3. Adak kurbanını kurban bayramlarında, bayramı günlerinde kesmek şart mıdır? Şimdi eğer bir adak mutlak bir adaksa, yani adam dedi ki ben Allah için adak adıyorum, bir kurban keseceğim dediyse, şarta bağlı değilse, bunu en kısa zamanda, imkanı olan ilk vakitte kesmesi gerekir. Eğer kurban bayramı günleri yaklaşmışsa kurbanda da kesebilir mi? Kesebilir. Fakat şarta bağlamışsa, efendim şu kişiyle evlenirsem adak keseceğim ya da şu işe girersem adak keseceğim gibi bir şarta bağlamışsa, o zaman bu kişinin ne zaman kesmesi lazım? Şart gerçekleştiğinde kesmesi lazım. Şart gerçekleşmeden keserse ne olur? Bu adak kurbanı olmaz. Mesela bir adam düşünün. Dedi ki şu arabayı alırsam kurban keseceğim dedi. Arabayı almadan kesti. Sonra bir ay sonra arabayı aldı. Arabayı alınca ne yapması lazım? Yeniden kesmesi lazım. Niye? Şart yeni gerçekleşti çünkü. Şart ne zaman gerçekleşirse o zaman kesecek. Şart yerine gelmezse kurban vacip değildir. Şart eğer gerçekleşirse kurban gerekli olur. Evet. Onun için yani illa kurban günlerinde kesilmesine gerek yok. Bir kişi adak adadığında eğer şart gerçekleşirse parası ilk olduğu zamanda adağı ne yapması lazım? Kesmesi lazım. E cebinde parası yok. Ne yapacak? Adak adadı, şart gerçekleşti, parası yok. Borç almasına gerek var mı? Gerek yok. Ne zaman parası olursa o zaman keser. Dinimizde zorlama yoktur. Kurban kesmeyi adayan bir kimse bu adaktan vazgeçebilir mi? Şimdi az önce ayetleri okuduk. Hadis-i şerifi okuduk. Müminler sözlerine riayet ederler. Mümin ahde vefa gösterir. Dolayısıyla verilen bir söz çiğnenmez.
bir adakta bulunduysa bu adağı geri alma imkanı yoktur. Adak adadıysa o adağını kesmesi gerekir. Adaktan geri dönüş yoktur. Beşinci soru, adak kurbanı düğün ve benzeri toplantılarda ikram edilebilir mi? Bakın, adak kurbanı ile ilgili özel bir şey söyledik. Ne dedik? Adak kurbanını zenginler yiyemez dedik. E düğüne zengin fakir ayrımı yapıyor muyuz biz? Yapmıyoruz değil mi? Düğüne zengin de geliyor, fakir de geliyor. O zaman düğün yemeğinde, sünnet yemeğinde adak kurbanı cemaate ikram edilir mi? Misafirlere ikram edilir mi? Edilmez. Niye? Çünkü zenginlerle geliyor oraya. Altıncı sorumuz, bir koç kurban etmeyi adayan kişi mutlaka koç mu kesmelidir? Bir büyük baş hayvanı ortak olabilir mi? Dedi ki, filanca işim olursa Allah için bir koç keseceğim dedi. Koç ismi çıktı ağzından. İlle koç mu kesmesi lazım? Bunun yerine koyun kesse, keçi kesse ya da büyük baş bir hayvanın bir hissesine ortak olsa olur mu? El cevap, olur. Koç kesmesi şart değildir. Önemli olan bir hayvanın kesilmesidir. Diğerlerinden de kesebilir. Ama eğer büyük baş hayvan keseceğim diye adadıysa, sığır adadı, inek adadı ya da deve keseceğim dedi. Deve keseceğim diyen bir adamın koyun kesmesi yeterli olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü deve keseceğim dedi. Ama efendim, deve keseceğim dediyse deve kesecek. İnek keseceğim dediyse inek kesecek. Tamam? Ama koç keseceğim dediyse koç olur, koyun olur, keçi olur ya da yedi de bir hisseye ortak olabilir. Çünkü koç tek bir hisse demektir. Ama inek dediği zaman o zaman büyük bir hayvan söylemiş olur. Evet. Rüyada kurban kesmeyi adayan kişi bu adağını yerine getirmeli midir? Peygamberlerin rüyaları sadık rüyadır muhterem müminler, biliyorsunuz. Peygamberlerin rüyaları aynı zamanda vahiy olma özelliği vardır. Dolayısıyla peygamberlerin rüyaları farklı ama peygamberler dışındaki insanların rüyaları bazen rahmani olur, bazen şeytani olabilir. Dolayısıyla bir kişi rüyasında adak adasa bunu kesmekle yükümlü değildir. Böyle bir sorumluluğu yoktur. Sekizinci sorumuz, çocuğum sağ salim doğarsa bir kurban keseceğim diye adakta bulunan kimsenin ikiz çocuğu olursa kaç kurban kesmesi lazım? Genel söylemiş, çocuğum olursa demiş, iki de olsa, üç de olsa fark etmez, bir tane yeterli oluyor. Ama derse ki, her bir çocuğum olduğunda bir kurban keseceğim derse o zaman ne olur? Her bir çocuğa ayrı bir kurban gerekir. İkiz olursa iki, üçüz olursa üçüz gerekir. Ama genel olarak çocuğum olursa mutlak söylediğinde, ikiz de olsa, üçüz de olsa tek bir tane yeterli oluyor. Dokuzuncu sorumuz, iki veya daha fazla kişi tek bir konu hakkında kurban atasalar hepsinin de ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? İki kişi ya da üç kişi toplandı, ortak bir şirketleri var mesela. Dediler ki, şirketimizi satarsak kurban keseceğiz dediler. Her biri adadı, her birinin de ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Peki, deseler ki arabamız var, bu arabayı satınca ortaklaşa bir kurban keseceğiz diye adasalar, ortaklaşa, bu kurban geçerli midir? Kurban geçerlidir ama ortaklık geçersizdir. İkisi de ayrı ayrı kesecek. Niye? Çünkü bir hisseye, bir koça ancak kaç kişi ortak olabilir? Hiç kimse ortak olamaz, tek başına kesebilir sadece. Tamam, bir hisse bir kişinin, bir koç, bir koyun bir kişinin hakkıdır. Dolayısıyla her biri ayrı ayrı kesmeleri gerekir. 10. soru, belirli bir hayır kurumuna veya fakire yardım yapmayı adayan kimse başka bir hayır kurumuna veya başka bir fakire yardım yaparsa adağı yerine gelmiş olur mu? Dedi ki, bir kurban keseceğim, Ahmet amcaya vereceğim dedi etlerini. Ayşe teyzeye vereceğim dedi. Adak geçerlidir ama belirli bir şahsa verme şartı yoktur. Başka fakire de verebilir mi? Verebilir. Ya da dedi ki, İstanbul'da Üsküdar meydanında kurban keseceğim dedi.
Kurban geçerlidir, adak geçerlidir ama Üsküdar meydanında kesme şartı geçerli değildir. Herhangi bir yerde kesse, herhangi bir kişiye hediye etse de bu adak yerine gelir. 11. Türbelere adakta bulunabilir mi? Bakınız muhterem müminler, bu da önemli bir konu. İbadetler sadece ve sadece kim için yapılır? Allah Celle Celaluhu için yapılır. O yüzden filanca türbeye, filanca zata diye bir adak adama, bir kurban adama diye bir şey olmaz. O yüzden dikkatli olmak lazım. He, ne yaptın sen? Filanca zatın bulunduğu yerde gittin, kestin, olabilir mi? Olabilir. O çevredeki insanlara dağıtılabilir mi? Dağıtılabilir. Ama dese ki Eyüp Sultan'ın adına kesiyorum dese, haşa, böyle bir adak olmaz. Böyle bir adak geçersizdir. Kurban da geçersizdir, eti de yenmez. Niye? Çünkü Eyüp Sultan adına, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri adına kurban kesilmez. Kurban kim adına kesilir? Allah Celle Celaluhu adına kesilir. Türbe ziyareti kötü bir şey değil. Yuşa Türbesi'ne gideriz. Efendim Urfa'ya İbrahim Aleyhisselam'ın makamına gideriz. Eyüp Sultan Hazretleri'ne gideriz. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne gideriz. Güzel bir şeydir. Ama burada dikkat etmek lazım. Türbeden bir şey istenmez. Yatırdan bir şey istenmez. Ey Eyüp Sultan, bana evlat ver. Bu cümle insanın itikadının bozukluğuna alamettir. İmanı tehlikeye sokar. Hiçbir insan hiçbir insana bir şey veremez. Kim verir? Allah Celle Celaluhu verir. O yüzden ya Rabbi, filanca zatın huzurundayız. Senin sevdiğin kulunun yanındayız. Senden şunu istiyoruz ya Rabbi, bize ikram et deriz. Dolayısıyla türbe ziyaretleri yapalım ama sakın ha türbelerden, yatırlardan bir şey istemeyelim. Türbeler için, yatırlar için kurban kesilmez. Adak adanmaz. Bunu da ifade etmiş olalım. Yüce Rabbim, okuduklarımızla, dinlediklerimizle samimi bir şekilde amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim kesilen kurbanları, yapılan ibadat-ı taatları dergah-ı izzetinde ahsen surette makbul eylesin. Eksik ve kusurlarımızı affu mağfiret eylesin inşallah. Önümüzdeki hafta İstanbul dışında olacağımız için önümüzdeki hafta ben aranızda olamayacağım, sohbet yapamayacağım. Ondan sonraki hafta inşallah sohbetimizde görüşmek ümidiyle haklarınızı helal ediniz. Allah hepinizden razı olsun. Gecemiz hayırlara, bereketlere vesile olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.